Merhabalar can dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Niyetinizle geldiniz, Allah razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Abone olursanız, yorum ve beğen yazarsanız çok sevinirim. Sizden ayrı kaldığım günlerde Şükran ablanız neler yapmış? Gelin görelim bakalım. Patates yahnisi düğünlerde Karadeniz bölgesinde mutlaka yemeklerde bulunur. Hiç boş durmadım. Sürekli yemek, 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 temizlik. Evden dışarıda kolay kolay çıkmadım. Havaların bunaltıcı olması nedeniyle. Bu tencerenin kapağını bulamadım da uydurup bir kapak koydum üzerine. Aman olsun. Önemli olan tadı güzel olsun. Oğlum tost istedi. Dökme sucuk Karadeniz'de meşhurdur. Ben biber kızartıyorum kendime. Eşime de yemek hazırlıyorum. Hem kahvaltı hazırlığı hem de yemek hazırlığı. İşte bir arada ön taraf sıcak olduğu için bir an evvel yapıp diğer tarafa geçmeye çalışacağım. Sabah hallettin hallettin. Ondan sonra çok sıcak oluyor. Klima zorlanıyor inanın çalışırken. Turşumun sonu. Şimdi turşu kavurması da yapıyorum. Salatalık turşusu. Biberi çok seviyorum. Sabah kahvaltısında kızartmasını. Çevirdim. Turşumu da kavurdum. Yahnim de hazır. Çayı da demledim. Oh! Allah olmayanlara da versin. Oğluma da dökme sucuklu tost da yaptım. Çok seviyor oğlum. Dışına besel yağ sürdüm. İncecik. Afiyet olsun paşama. Bizlere de afiyet olsun. Elimde yıkadım bulaşıkları. Ocağı yıkadım. Makineyi, bakın arkadaşlar, makinenin içi son sistem. Ocağı sildim. Bütün kapakları açtım. Camları da açtım. Evi güzelce bir havalandırdım. Evde kapalı hiçbir yer kalmadı. Sehpalarımın içini dışını sildim. Yerden halıları kaldırdım. Yerleri güzelce süpürüp sildim. Sehpaları bu şekilde sildim. İçi hava alıyor şu anda. Klimayı yaktım. Yerler kurudu. Halıları ipe astım. Sildikten sonra temiz temiz havalanıyor şimdi. Balkon masam gelecek. Akşama sabaha gelecek. Allah izin verirse sehpa diyelim. Masa değil. Mis gibi oldu evim. Süpürdüm, sildim. Kapakları açtım. Dolap içlerini düzenledim. Halılarımı arka balkona bu şekilde astım. Hava alıyor. Gün o kadar güzel gün şeyi alıyor ki ısısı. Güneşli ısı demek istedim. O anda konuşamadım. Havalansın. Güzelce temiz temiz sererim. Odamı süpürdüm, sildim. Örtülerini, koltukları çektirdim, sildim. Örtülerini değiştirdim. Halı gelecek şimdi. Tertemiz olarak yere sereceğim. Bu arada el işi de yaptım ben. Kelebek örneği yaptım. Ertesi günden tekrar merhabalar. Evimi yerleştirdim. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu evim. Bir tavada kuru yufka yaptım. Ocakta çay da var. Bugün gelecekmiş. Balkon sehpalarım. Üçlü sehpa aldım balkona. Masa olmuyor. Ben zaten masa istemedim. Oturma alanım fazla olsun istedim. Hayallerim de çünkü balkon takımı. Çok güzel oldu bu şekilde. Masam da gelirse tamamlanacak. Orta sehpayı, misafir odasındakileri, her şeyi sildim, içini dışını. Pırıl pırıl oldu her yer. Şimdi de oğlum menemen istedi ve yumurta var. Dolapta, derin dondurucuda dondurulmuş yuvarlak yuvarlak domateslerim var geçen seneden. Onları blenderdan geçirdim. Eşim fındığa başladı arkadaşlar. Ben de evi yönetiyorum. Oğlum imtihanlara giriyor. O yüzden ona yardımcı olmak adına evde kalmayı tercih ettim. Çünkü evde de birisi olması gerekiyor. Eşim dedi, arkadaşım var benim yanımda, iki kişi dedi, onunla birlikte toplayacağız dedi. Oğlum da yardım ediyor. Ara ara gidiyor babasıyla beraber. Şimdi yumurtanın sarısını koydum. Üzerine beyazını sevmiyor oğlum. Evet. Yemeklerim hazır. Evim tertemiz. Halılar günlendi. Şimdi tatlı mı yapacağım? Yok, tatlı değil. Önce
poğaça yapacağım. Poğaça malzemelerini benim kızıma koydum. Güzelce yoğurdu. İsterseniz tarif malzemeleri sizlere yazarım yorumlarda. Şimdi tepsi mayasını alması için bekliyorum. Üzerlerine bıçakla şöyle bir kestim. Ve yumurta sarısı sürdüm. Tepsi mayasını da aldıktan sonra pişireceğim. Akşama misafirim var. Damadım, kızım. Onlar gelecekler. Göz aydınına gelecekler. Bu arada çok sevinçli bir haber aldık. Şimdi de revani tatlısı yapacağım. Damadım ve kızıma. Çok seviyorum ben revani tatlısı. Kemikli. Malzemelerini isterseniz yazarım. Zaten görüyorsunuz. Önce balı kaynattım. Bu arada poğaçalarım pişti. Üzerini de güzelce kapattım. Kısır yapıyorum. Su böreğim vardı. Derin dondurucuda onu çıkardım, kızarttım. Akşama damadım ve kızım için hazırlıklar başladı. Hep beraber oturup ailece yiyeceğiz. Kısırı böyle kavurup da yapıyorum ben arkadaşlar. Ben kısıra mısır da koyuyorum. Kornişon turşusu da koyuyorum. Çok güzel oluyor. Biraz soğuduktan sonra revaniyi fırına verdim. Revanim kabardı. Burada kısırın malzemeleri, kornişon, bizde yok mısır, ki. Revanim soğudu. Kestikten sonra üzerine ılık şerbetini koyacağım. Dediğim gibi eğer malzemelerini sorarsanız yorumlarda sizlere yazarım. Bayağı yoğun geçiyor mutfakta günlerim. İkinci tepsi. Evet. Balım da tam kıvamında oldu. Üzerine ekledim. Biraz çektikten sonra dolaba kaldıracağım. Çok güzel oluyor soğuk soğuk. Kısırımın da malzemelerini koydum. Yeşil soğan, bol maydanoz, kornişon. Zil çaldı. Evet, sürpriz, müjde. Arkadaşlar geldi benim balkon sehpalarım. Bir gayret açıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi başka sürprizim de var sizlere. Onu sohbette anlatacağım. Eşim fındıkta olduğu için video çekemiyorum. Sadece yaptıklarımı çektim sizlere. Aman bir heyecan sardı bana. Çıkmak da bilmiyor poşetinden. Tek 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 sileple sileceğim. Pırıl pırıl balkonuma koyacağım. Bunlar koltuk için çok ideal. Otururken koltuğa yaklaştırın. Şöyle yanınızda üzerine yiyeceğiniz ne varsa koyun. Çok rahatlık gerçekten. Her tarafını sileple sildikten sonra balkonuma yerleştireceğim. Arkadaşlar biraz geç geldi ama geç olsun da güç olmasın. Tam istediğim gibi balkonuma da yakıştı renk olarak. Büyüklü küçüklü zaten büyük masa kullanamıyorum. İhtiyaç olursa herkes önüne çeker. Şimdi kahvemi içeceğim balkonda. Kahvemi yapıyorum. O güzel balkonumda oturup yalancı cennetimde kahve içeceğim arkadaşlar. Mis gibi şekersiz kahve, afiyet olsun. Allah olmayanlara da versin. Şimdi ertesi günden tekrar merhabalar. Bugün gene yemek yapıyorum ben. Eşim fasulye almıştı. Fasulye dibleğesi yapacağım. Martılarımı da doyurdum. Hala devam ediyorlar yemeğe. Fasulye dibleğesi Karadeniz'de çok meşhurdur. Sevilen bir yemektir. Zeytinyağlı. Pirinç, soğan, domates ve fasulye, bol baharatlı, karabiberli, zeytinyağlı. Önce fasulyelerimi tencereme yerleştirdim. Ortasına da böyle açıp pirincini ilave edeceğim. Ortasına pirincini de gömdüm. Üzerini kapatıp diğer tarafta kabuklarını soymuş olduğum domateslerim ve soğanım var. Elimde doğradım. Onları da üzerine böyle ekledim. Üzerine zeytinyağı, tuz, bol baharat. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Salça koymadım. Domates koyduğum için ekşi olur diye. Şimdi ocağa koyacağım. Yağsını da ilave ettim. Kısık ateşte kendi suyunda pişireceğim. En son az bir şey su koyacağım. Şehriye çorbası. Çocukluğumun çorbası. Zeytinyağı, salça, üzerine domates rendesi ve sarımsak. Hepsini bir baharatla beraber kavurdum. Bol karabiber, bol pul biber, kırmızı yakmayan tuz, toz biber. Üzerine şifriyelerimi boşalttım. Kavanozda atmıştı poşetteki. Onu da böyle değerlendirmek istedim. Şifriyelerimi kavurdum.
Gördüğünüz gibi zeytinyağı, salça, kabukları soyulmuş, rendelenmiş domates. Ay çok fazla kaçtı biber. Hemen geri almam lazım. Ve aldım nitekim de. Suyunu ilave ettim. Ve bol maydanoz koydum. Annemin, rahmetli annemin büyüttüğü çorba, şekriye çorbası. Bakın fasulye biberim de arkadaşlar yumuşamış. Güzel azıcık bir su koydum son demlere. Tekrar o suyla beraber biraz daha pişsin. Kuru olmasın diye. Şehriye çorbası, fasulye biberim hazır. Allah olmayanlara da versin. Rabbim herkesin eline bolluk, bereket, sağlık versin. Yemek evde sabah erkenden yapılınca benim için rahat oluyor. Fındık parmanda. Evet, eşim fındıkları getirdi. Evin önüne böyle koyduk. Şu anda kuruyor fındıklarımız. Bu kadar değil tabii ki. Devam ediyor. Topluyor eşim. Zaman zaman kah arkadaşlarıyla, kah kendi. Ben de onlara yemek yapıyorum evde. Oğlum da gidiyor, geliyor ara sıra babasının yanına. Köfte. Yanına pilav. Köfteyi Ayfer'de yapıyorum. Izgara köfte gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yine erkenden yemeğimi, kahvaltımı hazırlıyorum arkadaşlar. Kızaranları böyle koyuyorum. Yağsız oluyor. Çok güzel oluyor Ayfer'de kızaran köfteler. Basmati pilav. Oğlum çok seviyor. Arada karıştırıyorum. Bu şekilde pişiriyorum. Şimdi salata yapacağım arkadaşlar. Böyle sallıyorum. Yağsı aşağıya süzülüyor. Hazneyi onu yıkıyorum tabii ki, öyle bırakmıyorum. Ne zaman kızartma yapsam mutlaka yıkıyorum. Oğlum salata aldı. Hepsinden aldı, köfte, pilav. Gitti. Şu anda yiyor. Ben de yemeklerimi yaptım. Kahvaltımı da yaptım. Köşeme çekildim. Dinleniyorum şu ara. Allah olmayanlara da versin. Rabbim herkesin evine bolluk, bereket versin. Canlar, can bacılarım benim. Balkon sohbeti geliyor. Dökersin, dökersin karantin. Merhabalar, cümleden selamun aleyküm can bacılarım, kızlarım, kardeşlerim, aşk kuşlarım, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne niyetinizle geldiniz? Allah'ım hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Huzur, mutluluk, sağlık evinizden eksik olmasın. Rabbim gökten yağdırsın, yerden toplatsın. Sizlere de, bizlere de, değerli YouTube ailemize de. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Merhabalar değerli bacılarım, kızlarım, kardeşlerim. İyisinizdir da inşallah. Allah'ım herkese iyilik, dirlik, sağlık versin her şeyden evvel. Ondan sonra da Allah'ım herkese geçim kolaylığı versin. Allah'ın yolunu, izini defalarca hepinizin açık etsin. Allah hepinizden razı olsun. Sizler, bizlerin baş tacısınız. Sizleri unutmamız mümkün değil. Biraz ara verdik. Kusura bakmayın. Tabii ki havalar sıcak. Mevsim fındık zamanı. O nedenle biraz yoğunuz. Mevzu oralara doğru gelir inşallah. Şimdi Şükran devam etsin, ben peşinden devam edeyim. Evet. Ufak ufak çekimler yaptım, az önce gördünüz. Ne yaptıysam mutfakta, ne yaptıysam sizlerle paylaşmaya çalıştım. Temizlik, yemek, hamur işi, pasta. Bayağı bir hazırlıklar yaptım yani. Onları kısalta kısalta 10-12 dakikaya kadar düşürdüm. Ki sohbet videomuz
sohbet videomuz uzun daha olsun. Uzun olsun. Eğer ki yemek videosu çok olursa sohbet videosunu kısa kesmek zorunda kalıyoruz. Biz de bir balkona geçtiğiniz zaman maalesef duramıyoruz. Birbirimizi bir arada zaten göremiyoruz. Akşamüstü geldi eşim. Sabah çıkıyor. Oğlum da zaman zaman ona yardımcı oluyor. Yanında iki arkadaşı var. Onlar da yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Sabah çıkıyor. Akşam bu saatlerde geliyor. İşte hava karardı. Kararacak gibi sanki. 7'ye geliyor bu akşam. Bugün günlerden pazar. Hepinize hayırlı pazarlar. Hayırlı pazar akşamları olsun. Ne zaman izliyorsanız hayırlı günler olsun. İyiyiz. Sağlığımız yerinde. Hayat devam ediyor. Çalışmak zorundayız. Ben evde çalışmak zorundayım. Eşim bahçede fındık kalmaz. Yani öyle işçi alacak kadar da fındığımız yok. Yani yanımda arkadaşım var. Bir de yeğenim var. Allah razı olsun. Onlar 200 saat bana yardım ediyorlar. Etseler bile. O bile yetiyor yani. Öğleden sonra da oğlum geliyor. Zaten biliyorsunuz oğlumuzun da bugün sınavı vardı. İngilizce öğretmenlik sınavı, son sınav. Ona girdi. Allah yolunu izini açık etsin. Ama ben mutluyum, huzurluyum. Allah ne nasip ettiyse o olur. Takdir ilahi Rabbimindir. İyi geçti anne dedi. Evet. Yaptım dedi. Zaman zaman dedi biraz bir iki soru falan zorlukları vardı dedi. Yani öyle bir zorluk yaşamış. Ama geçen seneye nazaran bu seneki sınav daha zormuş. Ama güzel geçti dedi. Ümitli. Ümitli olduğunu da söyledi. Hayat bir sınav yani arkadaşlar. Çoluğumuzu çocuğumuzun eline ekmek verebilmek için uğraşıyoruz. Onlar için uğraşıyoruz. Pişiriyoruz, taşırıyoruz, yıkıyoruz. Onlar rahat etsin diye. Mesleğin elini alsın diye. Geleceğe hazırlıklı olsun diye. Uğraşıyoruz işte. Okuttuk, büyüttük. Üniversiteyi bitirdi. Allah hepinizin çocuklarına da bu günleri göstersin. Şimdi mesleğinin yolunda. Hangisi hayırlıysa o olsun. Allah'ım vatana, millete hayırlı, başarılı evlatlar yetiştirmek nasip etsin. Hepimize sağlık. Amin. Öncelikle amin. De sağlıklı. Amin. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sınavım güzel geçti dedi. Bir de şöyle bir durum da var yani arkadaşlar. O kadar çok öne açık çocuğum maşallah. Allah nazarlardan saklasın ki nereye elini attıysa oralardan bile ümit var. Yani polislik, öğretmenlik. Ayrıyeten sizlere şimdi açıklayacağım. Zaman su gibi akıp gidiyor. Geçmişte ben oğlumu yakındaki bu evi almamdaki amaç zaten okulun çok yakın olmasıydı. Sırf erken çocuğumun elinden tutup götüreyim, getireyim. Yol kısa olsun diye bu ev düz ayak olduğu için eşim emekli olunca bu evi aldık. Ve Erkin o zaman 3,5-4 yaşlarında falandı işte. Erkin büyüdü. 6,5 yaşına geldi, 7'ye geldi ve okul zamanı geldi. Çocuğumuzu yerleştirdik buradaki Akyazı Çamsan İlköğretim Okulu'ydu. Şimdi orası İmam Hatip olmuş. Evet. İmam Hatip Ortaokulu. Evet. Sabahları sabahçı olduğu zaman eşim götürüyordu. Çok yakındı zaten. Ondan sonra ben de öğlenci olduğu zaman ben götürüyordum. Böyle büyüttük çocuğumuzu. Güzel öğretmenlerinden de Allah razı olsun. Fatma Bayrak Özen de öğretmeni. Ondan da çok memnunum. Ayrıca komşum. Mahalle komşum hem de. Çok yakın oturuyoruz birbirimize. Çok güzel yetiştiriyor çocukları. Yani elinden geldiği kadar sof giymedim de etekliğin altına. O yüzden böyle yapıyor. Sof giymedim sıcak diye. Balkon sıcak oluyor ya. Elinden geleni yaptı yani. Allah razı olsun öğretmenlerimizden. Çocuklarımızı yetiştirdi. Ne derler? Öğretmenlik mesleği ikinci bir anne yani. Annelik görevi gördü her şeyden önemlisi. Biz de evimizde öğretmeninden Allah razı olsun. Tüm öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Geleceğe, vatana, ailesine başarılı evlatlar yetiştiren öğretmenlerimizin Allah'ım yolunu açık etsin. Yavrularımızın Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Beklediğimiz haber geldi. Önce birinci haberi söyleyeyim size. Balkon sehpalarım geldi. Bu sehpa böyle birbirine açılıyor.
bundan daha küçük olması mümkün değil. İdare edeceğiz artık. Ben oturma alanına fazla yer verdiğim için geliş gidiş o kadar serbest olmadı. Gelen hop diye oturacak. Gezmek yok. Çünkü alan çok dar. O küçük alanı böyle bir takım hayalimdeydi. Değerlendirdim. Bu masayı da tam buraya göre uygun buldum. Mesela otururken şöyle çekebilir. Şu tarafa doğru çekebilir, önüne koyabilir. Masa çekiliyor yani her türlü. Evet. Her türlü şey kullanışta. Zaten burada biz çay kahve içeceğiz. Yemek sini koyarız bazen. Böyle otururuz. Üzerine büyük sini koyarım. Büyük tepsim var. Siyah tepsi. Onu koyarım. Öyle ufak ufak atıştırmalık yapmak istediğim zaman balkon keyfi insan istiyor yemeği içmeyi burada. O zamanlara hani üstüne koyarak da böyle gene iyi yani. Böyle güzel oldu. Kare. Kare olduğu için daha iyi oldu. Geldi. Biraz geç geldi ama olsun. Sonuçta geç olmasın da geç olsun da güç olmasın. Çok şükür istediğim gibi de geldi. Kusursuz, tefosuz. Her tarafını inceledim, sildim. Ta altlarına varana kadar. Onun videosunu da çektim. Göreceksiniz. Görmüşsünüz az önce. Hallettik. İkinci bir hallettiğimiz konuda sizlere müjde vermek istiyoruz. Önce onu da eşimden dinleyin, müjdeyi. Müjdeyi açıklamadan evvel sürçü lisan edersek affola. Evet. Biliyorsunuz ben bu konularda çok hassas ve duygusalım. Her an ufaktan da olsa kalbime ağlarsa, gözümden yaş gelirse aman sakın yanlış anlamayın. Sizlerden şimdi özür dilerim. Kendime güvenemiyorum. Garanti de veremiyorum. O nedenle acizane beni affedin. Çünkü benim için gurur verici ve onur duyucu bir habere sizlere Allah şu an söyleyeceğiz. Allah razı olsun. Dualarınız kabul oldu. Aynen. Ne diyordunuz? Allah erkeni kalbine göre versin. Evet, kalbimize göre verdi Yüce Rabbim. Ve kalbimizin ekmeğini, kalbimizin besleyini verdi. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir zaman ümitsiz olmadım. Hep bekledim, sonucunu bekledim. Umduğum gibi de bir sonuç oldu. Yavrum vatana, millete hayırlı, başarılı bir asker oldu. Hem de teğmen oldu. Evet. Evet. Çok sevindik. İnanın haber geleli bugün ikinci gün. Kendimi hazır hissetmeden karşınıza gelmek de istemedim. Yani her an her dakika sevinç gözyaşları. Biraz sakinleşelim diye iki gündür bu anı bekledim. Çünkü biliyorum ikimiz de sulu gözlüyüz. Çocuğumuz kalbindeki askerliği artık yapacak. Allah'ın izniyle Rabbim sağlıkla, sıhhatle, başarıyla, merhametle, doğrulukla, dürüstlükle yapmak lazım. Evet değerli kardeşlerim. O şimdi asker, evet o şimdi subay diyelim. Sevinç gözyaşlarımız. Allah'ım vatanına, milletine hayırlı uğurlu bir evlat yetiştirdiğimiz için özellikle annesine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Elimizden gelen fedakarlığı, sabrı, mükafatını aldık. Sabrımızın mükafatını, kalbimizin ekmeğini aldık. Gurur duyduk. Çocuğumuz değmenle münasip görülmüş. Biliyorsunuz devlet kısa dönemde verebiliyor. Uzun dönem temel olarak da verebiliyor. Ama biz uzun dönem istiyorduk. Yani temel istiyorduk. Oğlum da öyle istiyordu. Allah var. İçindeki his istediğini biliyorum. Ve öğrenince ben fındıktaydım. Annesine nasıl sarıldığını, annesine nasıl haykırarak geldiğini onu anlatamam. Onu ben anlatayım. Onu ben çok özel bir duygu benim için. Evet. O sabah biraz yatakta oyalandım yani hemen kalkamadım. Şöyle bir döndüm saat 10:30 gibiydi. Oğlum da uyuyor diye ses yapmayayım diye. Eşim fındıkta. Mutfağa girdim. Üzerimi değiştirdim, yatağımı yaptım. Oğlum ben mutfakta çayı hazırlarken demlik elimden düşecekti az daha biliyor musunuz? Çay demlerken. Ay o çocuğumun o gelişi var ya. Hala gözümün çocuk dedim odada. Affedersiniz delirdim acaba. O derece yani.
şaşkın şaşkın dilim damağım tutuldu. Anne diye bağıra bağıra mutfağa geldi. Nasıl olduğum bir şok geçirdim o anda. Ne oldu dedim. Ne oldu oğlum dedim. Elinde telefon. Anne subay oldum, subay. Çanakkale'ye düştüm. Anne diye bir bağırıyor. Ay ne yapacağımı şaşırdım. Kime haber versem hiç şaşırdım. Oğluma sarıldım. Öpüyorum oğlum öpeyim seni. Ay Çanakkale hem de. Her yer güzel. Türkiye'nin her şehri güzel ama Çanakkale de bir başka güzel bir şey. Gerçekten. Şehitler şehri. Çok mutlu oldum. Küçükken Çanakkale'ye gitmiştik. Benim orada üvey ablam var. Yani babamın ilk eşinden doğan ablam. Erkin o zamanları 2-2,5 yaşlarında falan. Evet, Erkin de bir defa gitmişti oraya. Evet, hatırlıyor hatta. Hani hatırlıyorum diyor. Çanakkale'ye düğüne gitmiştik hatta. Oğlum diyor, kime haber versem? İlk önce bana söyledi. İlk haberi ben aldım yani. Sonra Ezgi'yi aradım. Görüntülü görüştük. Ezgi'ye haber verdim. Oğlum da abisine haber vermiş. Abisi de çok sevinmiş. Ondan sonra babasına haber vermiş. Biz Ezgi ile bayağı uzun konuştuğumuz için telefonda. Yani çok sevindim, çok duygulandım. 2 yıldır çalışıyordu öğretmenlik mesleği için. Şimdi kendisi tercih edecek. Ya öğretmenlik ya da teğmenlik. Askerde kalmayı istiyorsa nasip, kısmet, hayırlısı hangisi ise o olsun. Ben isterim ya. Hem öğretmen olduğunu da isterim. Öğretmenlik de kutsal bir meslek. İkisi de aynı benim için. İkisi de kutsal bir meslek. Vatana, millete hayırlı, başarılı bir asker. Asker annesiyim artık. İkinci defa. Büyük oğlum da subay. Aynen öyle. Teğmen olarak devam etti. Ben büyük oğlumu kaldığını istiyordum. Nasip küçük oğlumaymış. Allah kalbime göre verdi. Rabbime şükürler olsun ki sizler de hep dua ettiniz. Erkin oğlumuzun, Erkin yavrumuzun kalbine göre versin Allah'ım. Ne istiyorsa ona kalbine göre versin diye hepiniz çok dua ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin. Ben de çok dua ettim. Gece gündüz inanın var ya, çocuğum ders çalışsın diye ses yapmadan, hiç oğlumu rahatsız etmeden canı ne isterse onu yaptım. Her dediğini yedirmeye çalıştım. Her şeyini yapmaya çalıştım. Yeter ki dersine çalışsın. Hiçbir şey beklemedim. Ne iş bekledim, ne temizlik bekledim. Odası çöp olsa da oğlum odadan çıkmadan onun dersini bölüp de oda temizlemek istemedim. Evet değerli kardeşlerim, sizlere nacizane bir önerim var. Hepiniz bizim gibi asker babası, asker annesi olabilirsiniz. O nedenle çocuğunuzu büyütürken birincisi saygılı, edepli ve terbiyeli olması için özen göstereceğinizden eminim. Sizlerden hiç kuşkumuz yok. Sizler bizlerin yorumlarınızdan zaten sizlerin ne kadar efendi ve terbiyeli ve saygılı olduğunu zaten biliyoruz. Şunu demek istiyorum, ikinci parantez açarak, anne baba olarak da sizlere, bize çok görevleri düşüyor. Çünkü çocuklar okulu bitirdikten sonra, istersen üniversiteyi birinci derecede bitirin. Bakınız, isterseniz madalyalarla bitirin okulunuzu, ama bazı devletin kurumlarına atanırken, anne babanın, yani hanenin, güvenlik durumuna da bakılıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar geçmişinizde bir kötü iz olmaması gerekir. Oldu mu çocuğa yansıyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani burada anne babalara çocuğu büyütüp, üniversitede okutup, parayı göndermekle çocuk okutmayın da o iş bitmiyor. Çocuk okuldan sonra da, mezun olduktan sonra da ve mezun olana kadar da hepsi seceresinden belli oluyor. Hepsi inceleniyor değerli arkadaşlarımız. Hem de annesi, babası, abisi, kardeşi dahil
Hatta amcası, yeğeni, teyzesi bile araştırılıyor. Benim büyük oğlum üniversiteye gideceği dönemde bizim böyle aileler arası çok büyük bir çatışma olmuştu. Üniversite, bakın, sabahı üniversiteye gidecek, akşamı moral bozukluğu, üzücü bir olay olmuştu ama çocuğum o olaydan hiç etkilenmedi. Yansımadı, Allah razı Allah olsun. Çocuğuma zaten dedim ki oğlum sen... ben hep duayla gönderdim. Mümkün olduğu kadar da yansıtmayın Yasin değerli arkadaşlar. Yasin okuyarak gönderdim. Yine de hala da benim çocuğumun kazanmaması için kurulan tuzaklar, kumpaslar, tahriklere maalesef zaman zaman insanlar gelebiliyor. Çocuğunuzu düşünün, tahriklere, tuzaklara gelmeyin. Hayır. Bakın, çocuğunuzu düşünün. Aynı olay benim küçük oğlumda da yaşandı. Ama biz hep sabrettik. Evet. Hep sustuk. İnsanların, bazı insanların, affedersin, kahpeye şerefsiz olduklarını nereden bileceksin? Mahsun Kırmızı Gül'ün şarkısı gibi ben insanların şerefsiz olduğu anında yazmıyor ki onların şerefsiz olduğunu bileyim. Çocuğumu kazanmasın diye. Nereden bileyim? Siz bilebilir misiniz? Çocuğu buralardan bizi izliyorlar genelde. Kazanmasın diye elinden geleni yapan çok sinsi düşünceli insanlar var biliyor musunuz? Eylemlerine, tahriklerine devam ediyorlar. Biliyorlar ki moral bozukluğu kaybetsin istiyorlar. Allah bizden yana yüce Rabbim. Ben de her zaman ne diyordum? Kalbim temiz. Kalbim Allah var temiz. Diyorum Allah. Kalbim demedim ben. Temiz. Demiyor muyum? Duymadınız mı? Allah var. Bizim Allah'ımız benim var. Çocuğum, bizim yanımızda Allah'ımız var. Benim çocuğum araştırıldı. Devletine yaraşır bir asker, subay olabilir mi diye. Hak etmiş dalda. Demek ki. Bakın, o kadar düzgün bir aile olmasaydık. Oluyor biliyor musun? Ya ne düzgün aileler var istiyor ama olamıyorlar. Subay olamıyorlar. Demek ki yüce Rabbimin ettiğiniz duaları Rabbimiz gördü. Sizlerin de ettiğiniz duaları gördü. Allah razı olsun. Bir de çocuğumuzun okul diploma notu çok yüksekti. Anlatabildim mi? Çocuğumuz oradan da İngilizce okuduğu için oradan da puan aldı. Kişiliğinden de puan aldı. Dürüstlüğünden de puan aldı. Tertemiz bir... Mazi temiz, mazi. Sicil. Tertemiz bir sicile sahip olduğu için de puan aldı. Bir de abisi de subay olduğu tabii ki için öne çekiyor. Öne çekiyor. Bir de bizim ailecek, sülalecek. Bunun adı güvenlik soruşturması. Ailecek araştırılıyor tabii. Arkadaşım, evet, ilmi cin misin? İlmisin, cin misin? Ar mısın? Hırsız mısın? Evet. Her şeyi devlet araştırmadan seni bu elbiseyi giydirir mi? Öyle basit mi zannediyorsun bu işleri? Çok araştırılıyor. Yani onun için Allah'ımıza vatanım, şükürler olsun ki dört dörtlük bir evlat yetiştirmişiz. Tabii, vatanım, biz de dört dörtlük bir anne. Vatana, her şeyden evvel ben devlet adamıyım. Devlete hizmet etmiş. Ben 27-28 senemi vermişim ben. Devlet adamı olması artı puan getirdi. Benim ev hanımı olmam artı puan getirdi. Tabii her şey gelire bile bakılıyor arkadaşlar. Evet. Gelire. Ailenin gelirine bile bakılıyor. Devlet her şeyi araştırıyor. Araştırıyor. Tek maaş. Senin her şeyin biliyor devlet. Senin Facebook'un, Instagram'ın bile biliyor. Hepsine bakıyorlar. Yine de yavrularımızın kalbindekine göre versin. Onun için ne diyoruz? Abra abra, vicdan. Vicdan ve merhamet. Her zaman ne diyorum? Merhametli olacaksın. Vicdan Allah sever olacaksın. Bir kapıyı kapatırsa bin kapı açar. Aynen. Ben temiz kalbimin, eşim temiz kalbinin, çocuğum temiz kalbinin ekmeğini yiyecek. Allah'ım her şeyden önce sağlıkla askerliğini yapmak lazım. Her şeyden evvel vatansever, merhaba, vatanını benim seven insanlar olsun. Benim çocuğum zaten vatan için. Her şeyden evvel vatan toprağı için bu askerlik veya subaylık. Hepsi vatan içindir. İlk önce vatan. Ha ondan sonra da kendisi takdir eder. Kendisi tadına bakar. Kendisi oradaki görevine bir bakar. Vatanını sevecek, devlet büyüklerini de sevecek. Evet. Bu vatana hizmet etmiş devlet büyüklerimizi de sevmek zorunda yani. Herkes sevmek zorunda. İcabında sevmiyorsan da içinde duracaksın kardeşim. Devletin büyüklerine saygıyı, edebi maalesef devamlı göstereceksin. Bu kuraldır. Nice askerlerimiz var. Neler yapıyorlar ve atılıyorlar. Anlatabildim mi? Allah'ım kumpaslara, oyunlara düşünme. Kimseyi getirmesin, kimsenin beyni yıkanmasın. Evet. Tertemiz yine aslanlar gibi vatan için askerliğini yapsın, teğmen rütbesi yerde.
görevini yapsın. Allah'ım bizi utandırmadı. Allah'ıma bin şükürler olsun. Rabbim şimdiden oğlumun yolunu izin açık etsin. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Yemin ediyorum. Çok şükür. Öyle güzel. O kadar mutlu oldum. O kadar duygulandım ki. Bakınız. Arkadaşlar eskiden sınava girilerek yapılıyordu. Subay olmak isteyen sınava giriyordu. Olmak istemeyen de yine sınava giriyordu. Şimdi sınav mınav yok. Şimdi sadece her şey devletin elinde. Devlet seni subay gönderiyorsa amenna, er gönderirse de amenna. Allah razı olsun. Bir şey itiraz etme hakkın yok. Devlet bunu tercih edecek. Ben değil, sen değil. Sen ne kadar istersen iste. Devlet hepsinin araştırarak uygun olan kişiye subay elbisesini giydirir. Bu elbiseyi herkes giyemez. Aynen öyle. Bu elbise öyle bir değerli, kutsal bir elbise ki o elbisenin değerini ancak gösterdi o, o vatanı koruyan, o vatanda askerliğini yapan, subaylığını yapan komutanlar bilir. O işin içindeki insanlar bilir. Onların suyu yüzü sürü hürmetine biz evlerimize rahat ediyoruz. Subaylarımız, askerlerimiz, polislerimiz olmasa hiç kimse evinde rahat oturamaz. Onlar güvenlikçi. Jandarma oldu. Jandarma görevinde olarak gidiyor. Jandarma olarak gidiyor. Onu da belirtelim yani. Çanakkale eline gidecek. Allah izin verirse. Gideriz oğlumuzun yanına. Yemin törenine düşünüyorum. Yemin törenine... İlk 3 ay içinde değil mi? Ya 1,5 ay. 1,5 ay sonra yemin töreni. Hani Erdi'de olduydu ya. Evet. Onun gibi olabilir. Hatta Ersin diye ki yeğenim ben müsaade olursam ben de beraber giderim amca diye. Çay koyar mısın Şükran? Allah devletimizden de razı olsun. Allah'ım yolunu izin çıkarsın. Allah'ım bayraklarımız inmesin, vatanımız bölünmesin, askerlerimiz... Önce vatan. Askerlerimize, polisimize, tüm vatan için çalışan yavrularımıza Allah'ım sağlık, uzun ömür versin. Kötüleri Allah'ım kahru perişan etsin. Yavrularımıza, askerlerimize ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Bayraklar inmesin, ezanlar susmasın. Amin. Allah razı olsun. Allah'ım yolunu izini açık etsin. Benim ve sizin evlatların, tüm insanların, tüm askerlerin, tüm subayların. Tek benim için söylemiyorum ama ben tabii ki bugün itibariyle sevinçliyim. Bu haber alınca bahçede benim ne halde olduğumu bir Allah biliyor, bir de yanımdaki iki gün oldu arkadaşlar. Örümcekler biliyor. Bugün değil dediğine bakmayın. Bu hava bize haber geleli 2 gün oldu. Evet. 2 gün. 2 gün evvelki haber aldığımda benim yanımda bir tek Allah'ım vardı. Çünkü o zaman tektim bahçede. Arkadaşım ve yeğenim de yoktu o anda. Bana nasip oldu. Yani o nedenle derdimi ben yanımdaki karıncaya, örümceğe anlattım. Sevincimi onlarla paylaştım. Arkadaşları sonradan geldi. Sonradan geldiler. Telefonu açtım. Onlar geliyormuş zaten. Geldikleri zaman da oturduk. Bu konuları konuştuk. Çok mutlu oldular. Hepsi Erkin'e çünkü sabah saat 11 teşekkür gibi ettiler. Gözün aydın dediler. Sabah saat 11 evet gibi. Oğlum bekliyordu zaten. Her an her dakika haber gelebilir anne diye. 11.30'da geldi haber. Yani çok sevindim. Çok mutlu oldum. Demek ki biz doğru insanmışız. Dürüst insanmışız. Kalbimiz temizmiş ki Rabbim bizi ödüllendirdi. Evet. Allah'ımıza şükürler olsun. Vatana, millete. Hayırlı bir asker olsun. Benim evlatlarımda, sizin evlatlarınızda. Allah'ım vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Amin. Düşmanların şerrinden, tuzaklardan korusun. Evet değerli kardeşlerim. Bu mutlu günü de sizlerle paylaşmış olduk. Biraz sakinleştik yani. Evet. Önceden ben... Hani... Yani siz de takdir edersiniz ki bu gibi haberler, bu gibi şeyler anlatırken insan duygulanıyor. Evet. Yani bir teğmen babası olmak çok beni gururlandırdı. Gurur Şükran'ın teğmen annesi olması hakikaten gurur verici bir şey. Herkese nasip olur mu değerli kardeşlerim? Büyük olmaz oğlum, diyorum büyük ben. Büyük oğlumda olmaz. Tatmıştık ama bu ikinci mutluluğum. Ama bu çocuğum hakikaten kendisi de çok istiyordu. Yani o elbiseyi giymeyi çocuğum istiyor. Niye? Yalan yok yani. Ben de çok istiyordu. Ben de istiyorum da o daha çok istiyordu. Hangisi hayırlıysa o olsun. Aynen. Öğretmenliği de severek yapacaktı.
askerliği de severek yapacaktı. İkisi arasında kaldık. Tercih onun artık ama evet. Burada zaten tercihini verdi o. Anne kalacağım dedi. Sözler. Yani evet. Büyük ihtimalle de askerde evet. Temel olarak devam kalmayı edeceğini düşünüyor. Sülalemiz de onaylamak kaydıyla hepsi istiyor. Çok gurur verici bir meslek. Evet. Hep bütün meslekler öyle gurur verici. Ama vatana, millete hayırlı, başarılı bir asker yetiştirmek gerçekten çok gurur verici. Tabii şimdi o acemilik bildiğinde öğrenecek. Ondan sonra da temel olunca o öğretecek gelen askerlere. O öğrenecek ki gelen insanlara, askerlere de o öğrendiklerini bildirecek. Bu iş silsile yoluyla oluyor, hiyerarşi yoluyla oluyor. Üst alt birimleri var biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Tabii ki erken çok şanslı subay olduğu için az subay uzman falan değil tabii. Subay. Subay demek omuzda tek yıldız temel demek. Gösterdi bana anne dedi bak ben de böyle olacağım. O nedenle araştırmış. Bence mükemmel bir görev. Teğmen kıyafeti şapkası böyle dik değil. Şöyle yan şapkalardan. Böyle çıta gibi çocuklar ya. İnsan heves ediyor gerçekten. Resmi böyle benim rahmetli ölen vefat eden kaynım özellikle büyük oğlumun asker kıyafetiyle gördü. Öyle gururlanmıştı, çok gururlanmıştı. Şimdi de o rahmetli abimin... Şimdi keşke Erkin'i de görseydim. Şimdi de rahmetli abimin oğlu erdiği için özellikle o subay elbisesiyle görünce çok duygulandı, çok ağladı. Sevincinden abim rahmetli. Şimdi de oğlu yeğenim Ersin biliyorsunuz. Ersin'den çok bahsediyorum. Ersin benim aynen evlatım derecede severim o çocuğu bak. Evlatımla eşit derecede severim. O kadar benim için önemli bir yeğenim. Çok vefakar, cefakar, saygılı bir yeğenim vardır. Onu övmek gibi olmasın. Şimdi de o diyor ki, İlli Erkin, sen temen gözlenmezse temen devam edeceksin. Ben tüm masraflarım bana ait diye. Ya o Ersin dedim, masrafla bir işi yok. Devletin adamı artık. Masrafla bir işi yok oğlum dedim ya. Yok olsun diye ben onu diye görmek istiyorum. Ben onu tatile göndereceğim diye parasını da ben vereceğim diye. Yok dedim Ersin oğlum sağ ol Allah razı ol dedim. Yani ne diyeyim değerli kardeşlerim gurur duymak hakkımız değil mi? Demek ki hak etmişiz. Bu aile bu evladını temel olarak devlet uygun görmüşse hak etmişiz demektir. Allah'ıma bin şükürler olsun. Hiçbir zaman bizim çocuklar, 3 tane çocuğum var, hiçbirisi bizim yüzümüzü karartmadı. Hepsi bizi yüceltti. Hepsiyle gurur duyduk. En sonra Erkin kalmış elimizde, ondan hep gurur duydum. Rabbim sizlere... Hakikaten akıllı çocuk. Çokça çalıştı, çok uğraştı arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bakınız. İngilizce öğretmenliği kolay değil. İngilizce soru soruyorlar, İngilizce cevap vereceğim. Buyurun hadi. Kolay değil ki ya. Ha bir de bunun ataması var. Hadi diyelim ki çocuk kazandı. 2 sene sonra mı atanacak, 3 sene sonra mı atanacak? Bekle evin içinde gelinlik kız gibi bekle. O çocuk 25-26 yaşlarında. Bir de öğretmenlik. Bu aynı cebinde babadan para mı bekleyecek? Hak etse bile atanma biraz geç oluyor. Geç oluyor her öğretmen öyle. Arkadaşlar takdir edersiniz ki yani hemen ama atanıyorlar mı ya? Çocuklarımız hemen ekmeğini eline almak ben istiyorlar. Ne diyorum ki devlet adam oldum. Devlete otur aşağı. Ha öğretmen gitti. Olmuş ha asker olmuş ama. Hoca diyeceklerdi sana şimdi komutanım diyecekler. Olay bu kadar basit. Evet, aynen öyle. Evet öğretmen yani, olduğu zaman hoca diyeceklerdi. Şimdi önce temel oğlumuza diyor. Tabii bıraktık fikrini. Nasıl seviyorsa, nasıl olmasını istiyorsa kendi bilir dedik. Ama kendi de bizim gibi ortak kararımız. Akıllı çocuk kararını ailece, verir. Ailece hepimizin ortak kararı. Erkin kabullendiği için. Tabii zorla öyle baskıyla asla baskı yok. Ben anne dedi daha evde böyle bekleyemem neden. Öğretmenliği hak ettim diyor. Hak ettiği halde beklemesi çok zor. Eşimin de az önce söylemesi gibi. Arkadaşlar genç garanti çocuk. Garanti değil yani. Ne zaman gideceği garanti. 25 yaşına gelmiş çocuk. Ama askerlik garanti. Evet. Allah ona bir yol çizmiş. Allah demiş ki oğlum ben sana buldum. Ben sana bu yolu verdim. Sen buna hak ettin. Aslanlar gibi bu elbiseyi giy. Yolağın devam et. Demiş. Evet. Allah'ınıza şükürler olsun. Sen devam etmiyorsan ben ne yapayım? Sana ben ekmeği gösterdim.
maddi yönden demiyorum değerli kardeşlerim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii ki o sonraki iş. Ama sana KPSS'ye ne için giriyorsun Erkin? Ne için giriyorsun KPSS'ye? Memur olabilmek için. Üniversite sınavına niye girdin bugün? Neye girdin? Öğretmen olabilmek için. Aha sana KPSS sınavına girmene gerek yok. Aha sana devlet verdi subay diye. Aha ekmek. Devletin adamısın. Hem de binlerce kişi içinden ilk sıradasın. Bizi layık gördüğü için devlet. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun değerli kardeşim? Çok da gurur duyduk. Çok isteyen aileler vardı. Onlara da Allah'ım. Evet, arkadaşların birkaç tanesi olamadı. Olamadı. Şans, kader. Kendisi oldu. O arkadaşlar olamadı. Olamayanlar, hüzünlenenler var. Ona da hüzünlüyük arkadaşları çünkü. Çok isteyenler var. Subay gitmeyi çok isteyenler var. O kadar şanslıyız ki. Allah'ıma şükürler olsun. Sizlere de Allah razı olsun. Hep sizlerin duaları da bizlere yansıyor tabii değerli kardeşlerim. Allah hepinize razı olsun. Ben serdenişte bulunmasaydım, demeseydim sizlere oğlum askere gitmek için subay olarak gitmek istiyor demeseydim sizler nereden bilecektiniz? Beni izleyen sizler de çok dua ettiniz. Rabbim sizlerin de evlatlarına benim ettiğim dualar kabul olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sürekli diyordum oğlum subay olarak gitmeyi istiyor. Oğlum subay olarak gitmeyi istiyor. Sizlere içim dışım bir. İçimde saklı bir şey yok. İçim nasılsa sizlere döküyordum burada. Dertleşiyorduk. Sizlerle sohbet ediyordum. Yüce Rabbim beni duydu, gördü. Kalbime görev verdi. Kalbimize görev verdi. Kalbimin ekmeğini verdi. Allah'ım sağlıkla çalışmak nasip etsin. Kendimizle de, ailemizle de gurur duyuyoruz ki bizim çocuğumuzu devletin içinde askerliğe layık gördüğü için devletimizden de Allah razı olsun. Rabbim sizlere de bu sevinci yaşatsın. Sizlere de bu güzel günleri yaşatsın. Çocuklarınız büyüdüğünde anne baba olarak sizler de bizim gibi yavrularınızdan hayırlı, güzel, başarılı, vatana millete hayırlı evlat olarak büyütmek nasip etsin. Çok gurur duyuyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyim. Buraya kadar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'ım hepinizden razı olsun. Dualarınız bizim de ettiğimiz sizlere dualar kabul ve makbul olsun. Allah'ım herkesin kalbinde ekmeğini yedirsin. Çok şükür. Amin. Çok şükür. Çok düşünüyordum. Acaba hangi meslek, hangi meslek? Polislik vardı. Öğretmenlik vardı. Şimdi subaylık hiç dualarla ederken birdenbire subaylık çıktı. Şok oldum, gurur duydum. O şoku 2 gündür yeni atlatabildim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin. Sizleri çok seviyorum. Şimdiden göz aydını eden değerli kızlarıma, bacılarıma, kardeşlerime Allah razı olsun diyorum. Rabbim sizin de kalbinizin ekmeğini yemek nasip etsin. Amin. Allah'ımıza bir şükür olsun. Oğlum da rahatladı. Biz de rahatladık. Bugünkü sınavı da oradan oğlum da kurtuldu. Oğlum sınava gitti. Eşim fındığa gitti. Yükler ben hafifledi. Yükümüz kalktı. İnan var ya bir bardak çay içmeden oğlumun odasını temizledim bugün. Bu da yorulmuş. Ben de fındıkta yoruldum. Halısını kaldırdım. Tabii. O halıyı banyoda kendim yıkayacağım. Süzdüreceğim banyoyu. İnce halıyı serdim, süpürdüm. Yatağını, yorganını, pikesini, yastığını, çarşafını, her şeyini değiştirdim. Süpürdüm, sildim, tozunu aldım. Kıyı köşe hem de. Oğlum geldiğinde tertemiz vantilatör serinleme için odasını, onu da açtım, onu da sildim, ortada duruyor. Tertemiz odasına oturdu, oh içim benim de rahat etti. Çocuğum da rahat etti. Hiç sorma, beyninden rahat etti yani, anne ders diyor, çalışa çalışa. Tamam ben diyor öğretmen olmayı çok istiyordum ama diyor, Bekle diyor. Bekle ne kadar bekleyeceğim diyor. Bana diyor hazır böyle diyor bir meslek verilmiş. Devletimiz layık. Ben de bunu. Ben bu mesleği sonuna kadar yapacağıma and içiyorum diyor. Çok sevindi çocuğum. Allah da sizin çocuklarınızı sevindirsin. Aha devlet adamısın ben işte. Bana söyleyeceği hem zaman. Hem de en mükemmel adam, bir görevde devlet adamısın. Ben mutfakta onun nasıl gelişini anne diye haykırışı hala kulaklarımda. O anı hiç unutmuyorum. İyi ki ben yoktum burada yani. Vallahi ben kan kırıcından giderdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım titriyor. Çaydanlık elimde, elim titriyor. Çaydanlığı elimden atacağım böyle zor bıraktım oraya. Ay dedim ben artık böyle ani haberler beni çok kötü yapıyor. 2 gün kendime gelemedim biliyor musunuz? 2 gün. Arkadaşlar ben fındıktaydım. Telefon bekliyorum her an gelebilir diye.
Ama ben Şükran'a da dedim, Erkin'e de dedim. Ben rüyasını gördüm arkadaşlar. Ben de gördüm. Ben biz de gördük rüyasını. Ben ama elbisim anlatmadım. Evet, ben de. Ben sadece Erkin'e şunu söyledim. 2 gün evvel. Oğlum ben seni rüyamda subay olarak gördüm dedim. Elbiseyi bile gördüm dedim. Sen temel olarak gideceksin. Bunu dedim. Hazırlıklı ol. Benim bu lafımı unutma bak dedim. 2 gün sonra aynen dediğim çıktı. Ve telefon geldiğinde ben hazırlıklıydım. Hiç heyecanlamadım. Oğlum söyle dedim. Baba senin dediğin gibi oldum dedi. Tamam oğlum dedim. Hayırlı olsun dedim. Zaten telefonu kapattıktan sonra tabii ki bastım Nara'yı bahçede. Ayrı bir sarıldık birbirimize. O evet. Anı bir beraber yaşadık. Oğlumla ki sakinleştiği zaman babasını aradı. Abisini aradı. Ve benim çocuğum öyle kolay kolay sakindir. Ağır abidir. Kolay kolay öyle annesine var ya, şaşırdım anda, yani. O kadar görünce, heyecanlanmış yani. Ay Allah korusun dedim. Çocuk acaba delirdi mi dedim ya. Birdenbire odadan öyle çıkınca tabii bağıra ansızın, bağıra evet. Aniden sabah saat 10. Sen hazırlıklı değilsin, yemeğe dalmışsın, iş yapıyorsun orada. Ben mutfakta ne yapacağımı düşünüyorum kahvaltıya. O anda mutfağa dalması, telefonu elinde zıplaması, bana sarılması var ya. O anı bir görseydiniz, hüngür hüngür ağlardınız. Arkadaşlar çok, hakikaten çok önemli bir şey. Çok duygusal bir şey, çok gurur verici bir şey. Ne demek ya? Devletin subaylığına layık görülmüş evladım benim. Rabbim, Allah devletime zeval vermesin, vatanıma zeval vermesin. Allah'ım devletimize kötülük düşünenlere, kalleşlere de meydan fırsat vermesin. Amin. Ya Rabbim. Kahru perişan etsin. Vatan sağ olsun. Her aile vatanı için erkek çocuğunu askere göndermek zorundadır. Kimisi er gider, kimisi subay gider, kimisi de subaya subay gider. Uzman gider. Hepsi devlet için gider. Yavruma vatan da, için gider. Önce vatan. Yavruma da Allah'ım askerleri iyi eğitmesini nasip etsin. Bunaltmasın, daraltmasın. Ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Asker yavrularımızı da Allah'ım güzel hak ve hakaniyetten yana olsun. Evet. Asla mazlumlara ezmesin. Her daim haklıyı korusun. Haksızı değil. Allah'tan ben onu oğluma tavsiye ediyorum. Günü geldiği zaman evet. Komutan olacak. Hava yıllar kararıyor. Geçecek. Videoyu o nedenle şimdiden tabii ki onlara da bilgi vermesi, onu da beynine sokmamıza yarar var. Büyüğüne saygılı, küçüğüne sevgili vaziyette davranmasını asker de olsa, subay da olsa mutlaka edepli ve terbiyeli ve saygılı olmak zorunda benim oğlumsa. Kesinlikle asla edepsizliğini istemem ki mümkün değil. Yani oğlumu, biz Allah'ım oğlumuzu biliyoruz. Öyle büyüttük biz oğlumuzu. Tüm askerlerimizi korusun. Hava kararıyor. Artık evet. Videoyu da kapatmak zorundayız. Çünkü görüntü kalitesi düşüyor. Sizlere de çok teşekkür ederim dualarınız için. Allah'ım razı olsun. Allah'ım yavrularınızdan da bizim gibi hayırlı günler göstersin. Amin. Vatana, millete hayırlı, başarılı, sağlıklı evlatlar, ailesine özellikle saygılı, başarılı, hayırlı evlatlarda yetiştirmek nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdiden göz aydını ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin. Evet. Biz sizlerle her zaman söylüyoruz, gurur duyuyoruz. Sizlerin duaları bizlere ve ailemize, çocuğumuza yansıdığından eminim. Allah'ım hep iyi niyetli insanlarla karşılaştırmayı bizleri sizlere nasip eylesin. Allah'ım kötülere fırsat vermesin. Hem devletimize hem milletimize Allah'ım kötü niyetli insanları korusun. Rabbim sizlerin her daim yanınızda olsun. Sağlığı bozulan, rahatsızlığı olan Allah'a o kişilere şifa versin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça Allah'a kalın. Emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bizim kanalda kalın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Olun.